Jandarmadan önce gelip katili sana teslim edeceğimi söylemiştim. Şimdi ben sözümde duruyorum. Orhan'ı istiyor musun? İstemiyor musun? Ne istedin lan yerimden? Niye öldürdün bu köpek? Bak. Onu ben öldürmedim. Seni kandırmışlar, tamam mı? Salavat getir lan köpek. Kemal. Karataş burnu olduğuna emin misin? Evet. Oradan tekneye binecekler. Umarım bu sefer de asılsız ihbar değildir. Sana ispat edebilirim. Yeğenini ben öldürmedim, tamam mı? Salavat getir lan köpek. İkiniz bir olup da mı öldürdünüz lan yeğenimi? İkinizi de öldürüp atacağım denize. Şimdi neymiş kanıtın? De hele. Yoksa ikiniz de yolcusunuz. Sana benim katil olduğumu kim söyledi ha? Ha? Kim söylediyse söyledi. Halide ya da Ekrem. Öyle değil mi? Onlar söylediyse ne var? Ne vakit öldü senin yeğenin? Ha? Geçen ay. Niye soruyorsun ki bunları? Git. Git çantamdaki pasaporta bak. Senin yeğenin öldüğü zaman ben Paris'teydim. Kızımın yanında. Anladın mı? Hadi git bak. Gördün mü gidiş tarihlerini? Gördün mü? Bunların sahte olmadığı ne malum? Peki. Peki tamam. Bak. Silah yok. Cebimde bir resim var. Al onu. Hadi al. Al. Bana ne ulan senin resminden? Arkasına bak. O benim kızım. Arkasındaki tarihe bak. Senin yeğenin öldüğü zaman ben Fransa'daydım, Paris'te. Kızımla beraber. Anladın mı? Çok teşekkür ederim. Niçin? Her şey için. Hoşça kal. Halide planladı. Onu ele vermemem için böyle bir şey yaptı. Sen beni öldürecektin. O da benden kurtulmuş olacaktı. Sonra da seni jandarmaya ihbar edecekti. Anladın mı şimdi? Halide. Sen de şeytan mısın sen? Ama sen benim daha kim olduğumu bellemedin. Sana bunun hesabını soracağım. Benimle dalga geçmek ne demekmiş göstereceğim sana. Beni de götürün. Beni de götürün.
kan takviyesi sayesinde bu defalık atlattı. Lakin bu hastalık müzmin, yani tekrarlayacak. Bu yüzden düzenli kan alması gerekiyor. Bunun yanında vücutta biriken demirin atılması için ilaç alacak. İyi olacak değil mi doktor? Fena bir şey olmayacak değil mi? Çocuklarda bu gibi erken teşhislerde sorun olmuyor. Lakin dediğim gibi düzenli tedavi edilmesi, kan ve ilaç takviyesinin aksatılmaması elzem. Yoksa ölümcül sonuçlar doğurabilir. Tamam doktor. Biz zaten siz ne derseniz onu yaparız. Çocuğu eve götürebilirsiniz. Bizim yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Doğru mu diyorsun doktor? Zehra, bak Muzaffer Ali'yi götürebilirmişiz. Sağ olun doktor. Acele edelim. Hemen buradan gitmemiz lazım. Hayır, gelmeyeceğim. Serap, lütfen. Benimle gelmelisin. Hayır. Serap. Seni seviyorum. Lütfen benimle gel. Serap. Hayır. Serap lütfen. Gel. Serap lütfen. Hadi. İşin bitti hadi yürü. İşin bitti. Güllü! Kemal! At silahını Orhan. Bir adım daha atarsınız Serap'ı gebertirim. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim! Yaklaşma Kemal! Vururum Serap'ı, yaklaşma! Bırak Serap Hanım, at şu silahı! Yaklaşmayın! Kemal! Kemal! Benimle dalga geçmek ne demekmiş bunu sana göstereceğim Halide Hanım. Ben sizinle dalga geçmedim. Kes sesini lan! Daha fazla mabal okuma bana. Bundan kelli senin de o Ekrem denen adamın da lafına itimatım yok. Yeğenimi sen öldürdün, biliyorum. Yeğeninizi ben öldürmedim. Sus ulan! Ben seni yeterince dinledim. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Yeğenimin kanı yerde kalmayacak. Ya sen bu bedeli ödersin ya da kısasa kısas. Benim yeğenimin canına karşılık senin yeğenin. Sana 2 gün mühlet. Kan bedeli 500 bin. Ya bu parayı ödersin ya da yeğeninin canını alırım. Hadi, hadi Orhan, bırak Güllü gitsin. Gidersek Serap'la beraber gideriz. Anladın mı? Kemal. Güllü merak etme. Güllü, Orhan sana zarar veremez. Sana hiçbir şey yapamaz. Orhan, Orhan bırak Güllü gitsin. Hadi Orhan. Serap. Serap. Böyle olsun istemedim Serap. Böyle olsun istemedim. Kemal.
At silahını Orhan, teslim ol yoksa ateş açacağız. Serap! Seni gerçekten çok sevdim. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.